Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu. Şimdi sahabe-i celil hakkında biraz malumat alalım. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu. Künyeleri Abu Abdurrahman. Nisbetleri Mekke'de tuğulu geldiler. Mekki. Keyin muhacir bu geldiler. Muhaciri. Sira alamın nübelada muhaciri deyip girer. Muhaciri deyip hicret kıyarlar. Bedri. Badr'da katlaşken kişi. Badr gazatıda katlaşken sahabeler doğrusu da Peygamber aleyhissalatu vesselam if'alû mâ şe'tum deyenler. Hohlegeniler ne kadar ilerinde. Badr'da katlaşkenler Necat Topya. Badr'da katlaşken Abdurrahman, Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu es-sâbikûnel evvelûn hesaplanadı. Ne demek bu? Birinci Müslüman bu gelirlerden. Özleri eytediler. Ben Müslüman bu gelimde yeryüzü de 7 tane adam edikleydi. Müslüman deyip sen aradıken 7 tane Müslüman var edik. 7.si ben edim de geldiler. Şeyhain rivayet kılgen İmam Bukhari Müslim Rahimahumallah'la rivayet kılgen hadiste özlerinin Müslüman buluş sebeplerini kilitirgenler. Ben bu sahabenin sizge tariflerini kıskarak eytemem. Vakt uzun. Hadir bir saat yapışım mümkün. Lekin bu sahabeni yakşılab tanib oling birodarlar. Nima uchun tanishimiz kerak? Sahaba bizga nima uchun kerak bilasizmi? Biz mana shu masjidda o'tirib namoz o'qirkanmiz, bir mazhabning muntasiblari ekanmiz. Bizlarning deyarli barcha ibodat amallarimizning roviysi Abdullah ibn Mas'ud. Bizni mazhabimizning mazhab boshimizning ustozi hisoblanadi. Abdullah ibn Mas'udning qo'lida Aswat o'qigan, Aswat Asvat'ın şagirdi İbrahim Nahai. İbrahim Nahai doğru Asvat'tan olgan. İbrahim Nahai doğrudan doğru Hammad ibn Süleyman'a bergan ilimni. Hammad ibn Süleyman doğrudan doğru Abu Hanife'ye ilim bergan. Mana şu sanat bizi, mana şu oturuşumuzdaki barcha Müslümanlarımızın imamımız. Sahabalar hammasi baş üstüge de Abdullah ibn Mes'ud başkaça beraberler. Bizim mezhebimizin kuvveti, küçüğünü sizge hazır ispatlar veremem. Mezhep kereymez degen adamlarını mekmek koyamam hazır. Çünkü bu ilimini angli ravişte okup, organip, kim var mı bizim mezhebimiz zayıf deydigen, çıksın deydigen derecedeki adamlarımız biz. Demek ki, çünkü biz mezhebimizde bilen fakirlene alışlık kabiliyetine egemiz. Bu, lekin insani manada fakirmez. Sizde içinizde en arkada turgan adamdır ben. Siz Allah subhanahu wa ta'ala'ya en yakınısınız. Lekin birodarlar, ilim manasıdır. Biz ergashayotgan mezhabinin sahabesi qanaqa adam. İşte bu. Abdullah ibn Mas'ud aytadılar. Ben deydiler, koy bakıp yürerdim, koy. Koy bakıp yürerdim. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu bilen birge keldiler. O paytahri Müslüman mesela. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir sahab içedigen koyun var mı? Deyip soradılar. Sonra geldiler de o kişi ettiler ki inni mu'temun dediler. Ben amanattar mı? Dediler. Yani bravo koyun. İtibar veriyor musunuz? Hali Müslüman mez. Müslüman mez. Bir adam gelip koyu sahab üstünü içeylik dese bu beni koyun mez. İlgesi başka. Amanattar mı? Deyipti. Omonatdorlik birodarlar eng ziynatli narsalardan. Biz men musulmonman deb turib bir-birini aldayotgan odamlarni ko'rib achinyapmiz, afsus chekyapmiz. Tuppa-tuzuk musulmonning nomini sotib, musulmonlarga do'st ko'rinib, musulmonlarni orqasidan qoziqlayotgan, xanjarlayotgan qancha-qancha odamlarni ko'rib afsuslanamiz birodarlar. Sahobalar hali musulmon bo'lmasdan oldin omonatdorligini rivoyatini keltiryapti. Hali Müslüman mesela. Koy, süt sakadı gene var mı degen de ben amanatlar mı dediler. Ama uçuna kendi koyu abardım. Abar kendin ki yelenini üçle Peygamber aleyhissalatu vesselam dua kıldılar. Kız on günde yelen şişe başladı. Ki onu sağdık. Sağganımızdan kim Peygamber aleyhissalam içtiler. Abu Bakır Sıddık içti hatta uzumum içtim dediler. Tuydum dediler. Keyin Peygamber aleyhisselam ikmıs dediler, yeli öz haline kayıttı. Hele sahabe, hele Abdullah ibn Mas'ud sahabe, yani Müslüman bu meyturgen peytleri. Şunda hayran kaldım dediler. Kelip
mana shu kalimalarni menga o'rgatib qo'ying. Odamlarda bor-ku, bitta duoni o'qisa birdan hamma narsa yurishib ketadi degan xayol. Mushunaqa xayol insonda bor-da. Haligi tijoratchilar aytadi, bir duo qilib o'rgating, men tijoratim yurib ketsin deydi. Uylanmayotganda keladi, bir duo qiling, yaxshi xotin nasib qilsin. Yaxshi duoni olish kerak. Lekin harakat ham qilish kerak-da. Duo qiling, imtihondan o'tib olay deydi. O'zi tayyorgarlik qilmaydi. O tayyorgarlik qilib keyin duo olish kerak o'zi aslida. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki, innaka muallam dedilar. Sen ta'lim olgan odam bo'lasan dedilar. Duo qildilar ya'ni. Ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallamning shu duolarining barakoti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni to umrlarini hayotigacha tartigani yo'q. Bu zot sharif payg'ambar alayhi salatu vasallamni mahkam tutdilar. Onalari ham musulmon bo'ldi. Ummu Abd onalari. İbn Ummu Abd deyiladi Abdullah ibn Mas'udni bir kunyalarida. Onalari ham musulmon bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni shunaqa xizmatini qilardi. Sahobalar aytishardi ki, şu Abdullah ibn Mas'ud ahli baytdan bo'lsa kerak, deyishardi. Oilani odami shikildik deyishardi. Oldilarida yursalar hassalarni ko'tarib olar ekanlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam. Bir joyga kirsalar kavushlarni ko'tarib olar ekanlar. Bir joydan chiqsalar kavushlarni kiydirib qo'yar ekanlar. Qo'llarida misvaklari, misvak desa misvak, tahorat desa suv. Hamma xizmatlarni qilganlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni hech qachon tark qilmaganlar. Badr g'azotida qatnashganlar. Badr g'azotidan keyin Uhudda qatnashganlar. Uhud g'azotida juda ko'p sahobalar orqa yugurib ketib olgan paytda atroflarda turgan 10-12 ta odamning bittasi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu tark qilmaganlar hech qachon. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni juda yaxshi ko'rardilar, u zot ham juda yaxshi ko'rardilar u kishini. Va aytadilarki, men sahobalar ichida sahobalarning e'tirofi bilan Qur'onni eng yaxshi biladigan odamman deganlar o'zlarini. Qur'onni eng yaxshi biladigan odam menman. Buni sahobalar aytadi deganlar. Keyin qarasalar sen maqtanganga o'xshagan bo'lib qoldi-yu. Lekin sahobalarning ichida yaxshisi bo'lmasam ham deb qo'yganlar. Sahobalarning eng yaxshisi emasman-u, lekin eng olimi ekanligimni ular e'tirof qiladi. Nimaga desa, 70dan ortiq surani Payg'ambar alayhi salatu vasallamni o'zlaridan o'rganganman. Boshqa sahobalar kotibdan o'rganadi. Zayd ibn Sobit kotiblar. Zayd ibn Sobitning yozganlarini keyin o'qib berishadi. Abdullah ibn Mas'ud to'g'ridan to'g'ri Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan olgan. Ba'zi rivoyatlarda o'zlari aytadilar, Qur'oni Karimda qaysi sura qayerda nozil bo'lganligini, nima sababdan nozil bo'lganligini qaysinisi nosuh, qaysinisi mansuhligini, qaysi qachon oldin keyingisi qachon nozil bo'lganligini tamomila bilaman deganlar. Joylarigacha bilaman deganlar. E'tibor beryapsizmi bizning mazhabning imomi sahobaning holatini? Sahobalarning hammasi qaytib aytamiz boshimiz ustiga. Abdullah ibn Mas'ud boshqacha birodarlar. Jussalari kichik bo'lgan. Kichik jussalik qotma kishi bo'lganlar. Bir xurmo daraxtiga chiqqanlarida oyoqlaridagi o'sha pochalari ko'tarilib, kiyim ko'tarilib, oyoqlari ko'ringan. Oyoqlari shu meni bilagimdan kichikroq ekanda. Kichkina ekan, juda kichkina. Ba'zi sahobalar kulgan. Kulishgan endi odamni holatiga qarab kulgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam qarab aytganlar, sizlar buni oyog'ini kichkinaligidan kulyapsizlarmi? Bu qiyomat kunida buning oyog'i Uhud tog'idan baland bo'ladi deganlar. Ha. Bu zot sharif rivoyat qilgan hadislar bilan, bu zoti sharif o'rgatgan ta'limot bilan butun bosli islom ummatining 50%dan ortig'i Hanafiy mazhabiga amal qiladi. Shuni yaxshi biling birodarlar. Mazhabga til uzatayotganlar mana shu sahobalarga til uzatayotgan odamlar. O'zi bilmaydi ko'pi. O'shaning uchun bilmagan birodarlarimga aytaman, ko'zingizni oching. Yuqoriga qarab tuplamang. Tupurigi yuzingizga qaytib tushadi. Siz u quyoshni puflab o'chira olmaysiz. Cho'g'ga qarab puflagan odamning soqoli kuyadi. Bu shunaqa o'chmaydigan, o'chmaydigan nur bu. Bu nurga ehtiyot bo'ling.